ABD tarihinde bir ilk yaşandı. Trump cezaevine girdi, parmak izi alındı ve savcı fotoğrafı çekildi. Seçim sonuçlarına müdahaleyle suçlanan Trump 20 dakika sonra 200 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Amerikan tarihinde ilk kez eski bir başkan cezaevine girdi, savcı fotoğrafı çekildi, parmak izi alındı. Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarına müdahale suçundan daha önce 4 kez gözaltına alınan Amerikan eski başkanı Donald Trump için dün karar günüydü. Mahkeme iddianamesini hazırladı, Trump'a tutukluluk kararı çıktı. Trump suçun işlendiği yer olan Georgia'ya gitti. Akşam saatlerinde yoğun güvenlik tedbirleri altında gözaltına alındı. Ardından Fulton hapishanesine giden Trump'ın gözaltı işlemleri tamamlandı. Burada her suçlu gibi Trump'ın da parmak izi alındı. Sabıka fotoğrafı çekildi ancak eski Amerikan başkanının hapishane macerası kısa sürdü. 200 bin dolar kefalet ödeyerek 20 dakika sonra serbest kaldı. Böylece Trump ülke tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Trump taraftarları ve karşıtları eski başkanın geçiş güzergahında protesto ve destek gösterisi düzenledi. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Trump'ın teslim olma sürecini ise adeta bir gazeteci ordusu takip etti. Trump cezaevinden tahliye olduktan hemen sonra havalarına hareket etti. Burada basın mensuplarına bir açıklamada bulundu. Seçim sonuçlarına karşı çıktığını ve bunda da haklı olduğunu belirtti. Bu davalar adaletle dalga geçiyor. Hiçbir hatamız yok. Yanlış hiçbir şey yapmadım. Bunu da herkes biliyor ve çok büyük destek var dedi. Trump eski adı Twitter olan X sosyal medya platformuna da 2,5 yıl aradan sonra geri döndü. Hesabında cezaevinde çekilen fotoğrafını koyması dikkat çekti. Kaza mı yoksa bir suikaste mi kurban gitti? ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan Wagner lideri Prigozhin'in ölümüne ilişkin açıklama geldi. Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Pat Rader, Prigozhin'in öldürüldüğünü söyledi. Putin ise Prigozhin için kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı yorumunu yaptı. Работаем. Prigozhin'in uçağı kazayla mı düştü yoksa bir suikastla mı kurban gitti? Tüm dünya bu sorunun yanıtını arıyor. Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigozhin'in ölümüne ilişkin tartışmalar sürüyor. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'da tartışmalara dahil oldu. Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Pat Riley, ilk değerlendirmemiz onun muhtemelen öldürüldüğü yönünde dedi. Ride düşen özel jete karadan havaya füzenin ateşlendiği yönündeki iddiaları doğrulayacak hiçbir bilgi olmadığını aktardı. Jetin bir bombayla patlatılıp patlatılmadığı konusunda ise yorum yapmadı. Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanalları Prigozhin'in uçağının Rus savunma sistemlerince düşürüldüğünü iddia etmişti. Öte yandan Putin de Prigozhin'in ölümüne ilişkin sessizliğini bozdu. Düşen özel jette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Olay ilişkin soruşturma başlatıldığını ve sonuna kadar gidileceğini söyledi. Prigozhin'in kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı, dedi. Öte yandan Prigozhin'in ölümü nedeniyle Rusya'nın pek çok kentinde anma töreni düzenlendi. Sankt Petersburg'da Wagner merkez önünde karanfiller bırakıldı. Bazı Wagner askerlerinin ise ağladığı görüldü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı dün ülkenin Tver bölgesine özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü ve içlerine Wagner kurucusu Prigozhin'in de olduğunu açıklamıştı. Prigozhin 24 Haziran'da Rusya yönetimine isyan bayrağı açmış ve halkı silahlarıyla sokağa davet etmişti. Ancak isyanı 24 saat sürmüştü.